Cash, digital schedule, busy. My head in a hoodie, my shorty a goodie. My cousins are crazy, my cousin like Boogie. Life is amazing. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük bir vlog çekiyorum. Gördüğünüz gibi hazırlandım çünkü arkadaşımla birlikte dışarı çıkıyoruz. Aslında arkadaşımla birlikte çıkıyoruz. Evet, ama ben onların sitesine gidiyorum. Bu yüzden de şöyle göstereyim, rahat bir kombin yaptım. Üstüme bu Tommy'nin tişörtünü giydim. Altında da Stradivarius'tan aldığım lacivert bir ketenimsi pantolon var. Böyle rahat salaş bir şeyler giydim. Şimdi hemen minik bir çanta hazırlayacağım çünkü... Yani bir şeyler belki yeriz içeriz. O yüzden hemen çantayı hazırlıyorum ve çıkıyoruz. Şimdi çanta olarak, bu arada saçlarım biraz ıslak. Çanta olarak lacivert bir çantam olsaydı mükemmel olurdu. Ama benim bütün çantalarım siyah. Ve hani şu çantamı takacağım ben de o yüzden. Böyle sizi koyayım. Kameramın da şarjı yok hani. En lazım olan dakikada. O yüzden telefonla böyle aşağıdan falan çekim yapıyorum. Plak kutumu koyuyorum. Tokamı koyuyorum. Bu gözlüğümün kabını ablamla galiba bekleyin. Bu gözlüğümün kabını bulamadığım için bu Ray-Ban kılıfını alıyorum. Böyle hızlı olmam gerekiyor ve saçlarım kurumadı. Saçlarım kurumaması demek hani çok kötü bir şey demek çünkü saçlarım çok kabarıyor öyle olunca. Ama hazırım. Babam da çok toplu, mükemmel. Şimdi çıkıyoruz. Hemen saçıma son bir şeyler süreceğim. Bari bugün o kadar sıcak ki yani eriyorum. Şimdi ilk önce saçıma Pantene argan yağını sürüyorum. Hiçbir etkisi olmamasına rağmen yine de belki bir işe yarar hani bana acır falan diye. Sürüyorum ama nafile. Bu neydi bunun adı? Mangolu saç spreyi. Sonra böyle Tiffany Tomato'nun, söyleyebildim mi bilmiyorum. Tiffany Tomato'nun bir tane parfümüm var. Bundan süreceğim. Ay, bundan sıkacağım. Böyle biraz daha ağırımsı bir koku mu? Bilmiyorum ya. Ben kokuları çok ayırt edemiyorum. Hazırım. Ayakkabı olarak da Air Force'larımı aldım ve çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar... Şimdi arkadaşlar biz Esra ile buluştuk. Esra benim ortaokuldan beri en yakın arkadaşım. Maalesef. Kahve dünyasında buz olmadığı için çıktık hani. Her şeye çok gülüyoruz ve şu an o kadar başım ağrıyor ki benim. Senin de ağrıyor mu? Sen beni böyle izin. Bu arada Esra hiçbir video yok. Ayıp yani. Neyse tamam. Hadi söyle. Evet arkadaşlar. Kamera bende. Biraz dik çekmemen gerekiyor. Evet arkadaşlar, demin çekmiştim ama dik çekmemen gerekiyor. Ben videolarda yoktum malum. Koymuyordu beni. İkimizi çek. Böyle bana komut falan veriyor. İkimizi çek falan diyor. Yani YouTuber'la arkadaş olunca böyle oluyor galiba. Böyle TikTok replikleri falan söylüyor. Neyse. İnşallah çekmişsindir arkadaki kızı. Hayır galiba böyle yaptım. Arkadaki kız böyle yürüyordu. Beni biraz çek. Neyse ben şey. Biraz beni çek. Şimdi ben size bir şey anlatacağım. Ben plaklarımı çıkarmaya gittim. Biz kahvelerimizi önceden almıştık. Biz. ben efekt veriyorum, sen konuş. Biz kahvelerimizi aldık, tamam mı? Sonrasında oturduk. Ben plaklarımı çıkarmaya gittim. Bir baktım Esra kahveyi bitirmiş. Kahve. Durum bu yani.
Isra kahvesini bitiriyorum. Öyle. Evet ama yine bu dayanmış halindir bu arada. Baştan çekiyorum bak onu koyma. Evet arkadaşlar şimdi size... Ay boğuluyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizlere küçük bir anımı anlatacağım. Ben küçükken çok YouTuber olmak istiyordum ama... Belli, içinde kalmış kamerayı alıp alıp duruyor. Neyse, ben böyle ministerimle video çekmek istiyordum. Çünkü böyle çok iyi bir fenomen olacağımı hayal ediyordum. Ama aynı zamanda vlog falan da çekmek istiyordum, şu an olduğu gibi. O yüzden YouTuber bir arkadaş edindim. Bu arada hala YouTuber olduğumu kavrayamıyor. Benim evet. YouTuber olmadığımı... Bu arada ben gerçekten videolarını atlayarak falan izliyorum yani mesela... İnsan yalandan izliyorum falan da. Videoları güzel bakın gerçekten siz izleyin. Ama ben izlemiyorum çok çünkü hani 7-24 olduğumuz gününün videolarını izlemek garip oluyor. Çünkü evet. Hani tanıyorum yani. O yüzden böyle minik bir açıklama. Sen burayı hızlandırılmış olursun. Neyse. Buraya koysaydık keşke. Arkadaşlar biz... bu arada bu izleyeceğiniz en iyi Zilal Karahan videosu olacak. Evet bu. Ben varım. İşte. Evet kahvelerimiz bitti arkadaşlar. Ve şimdi biz böyle ben farkları saydım. Merhaba dediğim kısmı koyuyorum. Koy ben böyle konuşuyorum. Ama öyle gözükmüyorum. Ama böyle film değil. Mikrofon. Evet, bir 5 minutes craft şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar eğer AVM'de şarjınız bitti. Orayı kesebiliyor musun? Evet. Ya bu beni ne zannediyor? Hangisi ya? Kesebiliyor musun diyor. Bu telefonunuzun şarjı mı bitti? Telefonunuzun eğer şarjı bittiyse AVM'de Elsbaki'lerin içerisinde bedava şarj yeri var. Ben hep öyle yapıyorum. Oraya koyun. Temassız şarj. Pardon, yani kablosuz şarj ediyorsun. Evet, koyuyorsun ve ediyor işte. Böyle bir Elsa Bakı. Ben Elsa Bakı'nın buradan bize sponsor bağlamasını söylüyorum. Saattir falan oturuyoruz ve karnımız acıktığı için kalktık. Yoksa kalkmaya çok da niyetli değildik. Şimdi de 100 saatlik karar sonucunda Zula'ya gidiyoruz. Demin neye girecektik? Şekşen. Ona girecektik. Sonrasında dedik ki... Buraya girecektik yalnız. Orada yiyecektik. Sonra dedik ki zaten ikimiz de oradan daha önceden denedik. Zula'yı ikimiz de denemediğimiz için Esra'yı zor ikna edip oraya götürüyorum. Şimdi arkadaşlar biz Zula'da yemek yemiştik ve hemen kısa bir anı zamanı yapacağız. Yaşadığımız bir şey yani anı değil aslında. Oturuyorduk yanımıza da 4 tane yabancı çocuk geldi. Birazcık mutlu olur musun? Bir kerecik güler misin? Şimdi arkadaşlar biz siteye geri dönüyoruz. Zula'da yaşadığımız ufak bir şey anlatacağım. Böyle yanımız boştu. 4 tane başka ülkeden bir çocuk gelip oturdu. Kola içiyorlardı ve hani kola şişesini bütün üstümüze boşalttılar. Sağ olasınlar. Yemeyiz bir tane şişe bana boşaldı. Bunun bir tek ayakkabısına boşaldı. Hala benden çok mızmızlanıyor. Ben gerçekten anlatabilir miyim? Ya? Anlat. Arkadaşlar asla doğru söylemiyor. Ne oldu da anlatıyorum. İşte kola şişesi döküldü yan masada. Sonra bir de sıçradı. Benim ayakkabım üstü full kol oldu. Aynen. Bir damla geldi. Bak damla bile değil tane ben geldi. Ben sildim. O yüzden bariflerim hepsi kola şu an. Şimdi de 3 saatte bir gelen 47 L'yi bekliyoruz. Hani 47 L'yi beklerken ömrümüz geçiyor. Ama bir de 47 L'ye gidiyoruz işte. Şu an 47 L'nin 4. saatindeyiz. Ve hala gelmiyor. İsla garip bir şeye dönüşmeye başladı. Gel yarım gel deli seviyorum.